artık bu masaya bir damat lazım. Herkese afiyet olsun. Müsaadenizle işlerim var biraz. Sen bana bir çay koy. Hakkı Efendi, dedemi gördün mü, ne zaman çıktı? Sabah erkenden çıktı. Allah Allah, nereye gitmiş olabilir ya? Sordum ama cevap vermedi. Amca, dedem sabahtan beri yok. Telefonu cevap vermiyor mu? Telefonunu evde bırakmış. Sana bir şey söyledim mi? Hayır Tülin'cim, zaten ben evden çıkarken babam evde değildi. Hakkı Efendi, babam çok erken çıktı herhalde. Evet. Hastaneye aradım, yok. Arkadaşlarını aradım, sordum, yok. Hasta haliyle sabah sabah nereye gider ki? Yahu telaş etmeyin. Koskoca adam nereye gidecek? Gelir yani. Nereye Zehra? Bir yere bakıp geleceğim yenge. Emanetinize gözüm gibi baktım. Sırf üvey hissetmesinler diye de evlenmedim. Hale beni dinlemedi. O polisle evlenmek uğruna üniversiteyi de bitirmedi. Ne bileyim, seviyor salak ya. O oğlan salak da bizim kız akıllı mı? Denişmenin dik alası işte. Ah Zehra, ah. Onu yalnız bırakmak, o koyuyor bana. Dedeciğim. Niye yalnız geldin, hiç yapmazdın böyle? Kimseye haber de vermemişsin. Çok merak ettik seni. Söyleseydin beraber gelirdik. Annemle babamı ziyarete. Bu sefer böyle olsun istedim Zehra. Niye ama? Ne bileyim. Belki de seni çekiştirmek için. Annene ve babana, bana emanet ettikleri kızlarını evlendirmeden onların yanına gitmek istemediğimi söyledim. Zehra Hanım, Çağatay Bey geldi. Selin, benim bilmediğim bir toplantımız mı var bugün? Otel projesi için Çağatay Bey'le sunum geliştirme toplantısı yapacaktık ya canım. Peki ben katılmak zorunda mıyım? Zehracığım, bu işi almak zorundayız. Biliyorsun bizim için çok önemli. Tamam Özlem, gelsin. Peki. Çağatay için toplantı falan hikaye tabii. Adamın asıl derdi seni görmek. Senin lütfen. Gerçekten bu saçmalıkları konuşmak istemiyorum. Hayırdır Zehra? Ya son zamanlarda çok sinirlisin. Farkında mısın bilmiyorum ama bana bile çok gergin davranıyorsun. Bir şey mi oldu, niye anlatmıyorsun? Hani bizim aramızda sıra olmazdı? Dedem ben ölmeden önce evlenmeni istiyorum dedi. Ne? Ve bunu söylerken çok kararlıydı. Hem de çok. Nasıl yani ya?
Selin lütfen bunu kimse duysun istemiyorum. Aramızda kalsın, tamam mı? Tamam, yani tamam. Efendim ablacığım. Ne? Ne zaman? Tamam, geliyorum hemen. Ne oldu Zehra? Dedem rahatsızlanmış. Gitmem gerekiyor. Bilmiyorum Selin. Selamlar. Tabii. Bir insan hem bu kadar güzel hem de bu kadar zengin olunca fazla çalışmasına gerek yok. Çağatay Bey, bugünkü toplantımızı Selin Hanım ve diğer mimar arkadaşlarla birlikte yapacaksınız. Benim dedem rahatsızlandı, hemen çıkmam gerekiyor. O zaman ben seni bırakayım. Gerek yok, teşekkürler. Abla, iyi mi? Nasıl i̇yi, oldu? İyi, sakin ol. İyi mi? İyi, iyi, merak etme. Tansiyonu yükselmiş biraz ya. Onun hastalığıyla ilgili bir şey değil. İşte doktor her zaman söylediği şeyleri söyledi. Dikkat edeceğiz, moralini yüksek tutacağız falan. Ali, Zehra ne oluyor? Neden doktor geldi? Yok bir şey de, dedenin biraz tansiyonu yükselmiş o yüzden. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok tabii. Her şeyi Şehnaz'dan öğreniyoruz. Neyse, önemli bir şey olmasın da. Dur Zehra. Ne olmuş anne? Aman ne olacak? Hale ile Zehra'nın işgüzarlığı işte. Dedenin tansiyonu çıkmış, doktor çağırmışlar. Sanki ilk defa çıkıyor. Aman ben de bir şey oldu zannettim ya. Ver onu da tatlım. Dedeciğim. Dedeciğim ne oldu sana böyle? Çok korkuttun beni. İyi misin? Ne o hale? Ortalığı velveleye vermişsin. Merak etme. Bir yere gittiğim yok. Ay aman dede ya, Allah korusun. Dedeciğim o nasıl söz? Lütfen. Böyle trajik şeyler konuşmanı istemiyorum. Korkmayın, korkmayın. Ben biricik torunumun mürvetini görmeden şuradan şuraya gitmiyorum.